XO10'dan hepinize merhaba. Amerika'nın batı yakasından Los Angeles'tan sunduğumuz programımıza hoş geldiniz. XO10 bu haftada birbirinden ilginç konu ve konuklarla dop dolu. Dilerseniz önce bu haftaki programımızda neler olduğuna kısaca bir göz atalım. XO10'da az sonra Amerika'nın en iyi terzisi seçilen Mehmet Ali Özer'in başarı hikayesi. Bir türlü hesap tutmadı. Tekrar burada yerleşmeye başladık. Türkçe olimpiyatlarının Batı Amerika finallerinden renkli görüntüler. Yani şu an prova halleri bunların. Daha yarışma başlamadı. Ayıp olur. Cayamayan Doktor Bey. Ödüle doymayan mezunlarıyla dünyanın en iyi sinema okullarından Amerikan Film Enstitüsü. We're looking for someone who knows they're a director. Hepsi şimdi XO10'da. Değişik ülkelerden her yıl binlerce insan çalışmak için Amerika'ya geliyor. Göçmen olarak çalışanların arasında Türklerin sayısı da bir hayli fazla. Kimisi başarılı oluyor, kimisi ülkemize dönmeyi tercih ediyor. İşte yıllar önce Amerika'ya gelen ve bütün zorluklara rağmen Amerika'nın en iyi terzilerinden biri olmayı başarmış Mehmet Ali Özer'in hikayesi şimdi sizlerle. Amerika 80'li yılların başında dünyanın en çok göç alan ülkelerinin başında geliyordu. Türkiye'den pek çok insanın iş kurma ümidiyle göç ettiği Amerika'da kimi başarılı oldu, kimi tutunamayarak geri döndü. Terzi Mehmet Ali Özer 1979'da geldiği Amerika'da tutunmayı başarmış. Geçen yıl müşteri memnuniyeti esas alınarak yapılan bir araştırma sonucunda Amerika'nın en iyi 4 terzisinden biri seçilmiş. I started seeing him in the early 90s, so I'm going to say probably over 18 years now. That shows that Al is one of the best tailors in the United States, one of the top 4, I think is what you mentioned, but I did not know that. Green Card'la Amerika'ya gelen Özer önce şansını New York'ta dener. Burada istediği fırsatı bulamayınca yepyeni hayallerle Los Angeles'a taşınır. Adım Mehmet Ali Özer. Terziyim. New York'ta çalışırken işler ters gitti. İşimizi kaybettik. Lisan yok, yeri yok, dil yok, bir şey bilmediğimiz için bayağı boş kaldım. 79-80'e girerken yeni yıl akşamı parasızdım. Cebimde 64 kuruşum vardı. Bir paket sigara alacaktım. Bir paket sigara 65 kuruştu. Bir kuruşum olmadığı için alamadım sigarayı. Sonradan bir arkadaşın yardımıyla bir fabrikaya girdim. Düşük ücretten çalışmaya başladım. Sonra Kaliforniya'ya benim kaynım gelmişti. Beni buraya davet etti. Buraya geldik. Hiçbir bilgimiz yoktu Kaliforniya hakkında. Tekrar burada çalışmaya başladık. Dönmeye karar verdiği bir sırada Amerikalı patronunun desteğiyle iş kuran Ali Özer, 10 ay gibi kısa bir süre içinde işlerini toparlar. Buralarda çalışırken bir Yugoslav adamın yanında çalışmaya başladım. Gene düşük ücretli. Bir de kızımız oldu arada. Ondan sonra eşimle beraber karar verdik. Burada pek yapamayacağız direkten. Türkiye'ye çoluk çocuk gidecekti. Ben burada çalışıp para kazanacaktım. 85'te Türkiye'ye gittiler. Ben burada çalıştım. 3 sene Türkiye'de ev alacaktı, kiş açacaktı falan derken bir türlü hesap tutmadı. Tekrar burada yerleşmeye başladık. Tek çare yani geçinmek için iş açmamdı. İş açmam da kolay olmadı ama eski patronumun yardımıyla beraber bana yardım etti. Ondan sonra 89 senesinde kendi işimi açtım. Çok uzuna sürmedi, çok kısa bir zamanda işimiz aldı yürüdü. Hani yani kendime inanıyordum ki yani işin çok iyi olacak, biraz zamana ihtiyacımız var. Ve de zamanla kendimizi tanıttık, bugünlere geldik. Zor zamanlarda kendisine yardımcı olan patronunu minnetle anan Özer, onun 75. doğum gününe çok özel bir sebeple katılamadığını anlatıyor. Eğer yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin. Ben ona demişim,
75. doğum gününde çağırdılar beni. Dedim seninle irtibat kurmuyorum dedim. Görüşmüyorum dedim seninle. Bir gerçek olarak dedim sana çok büyük saygım var dedim. Ben seni dedim hala şu şekilde hatırlıyorum. Senden çıktığım zaman senin dükkanında çalışıyordun. Seni o şekilde hatırlıyorum. Hala orada çalışıyorsun olaraktan biliyorum dedim. Biliyorum ki sen takavuta ayrıldın ama benim nazarımda, benim beynimde sen takavuta ayrılmadın. Hala orada çalışıyorsun. Ben o şekilde biliyorum ve o şekilde bilmek istiyorum seni dedim. Ölümcül dünya, mutlaka hepimiz bir gün öleceğiz ama senin öldüğünü ben bilmek istemiyorum dedim. Ne olursa olsun sen benim nazarımda aynı şekilde orada çalışıyormuş gibi kalacaksın dedim. Ve bu şekilde hani bir acıklanlar yaşadık. Ailesiyle beraber. Çok hoşuna gitti. Yani ben de kendi bir oğlu gibi her zaman için severdi. Ben de ona çok büyük saygım vardır. Saygım sonsuza kadar gidecektir. Terziliğe başladığı günü hiç unutamadığını söyleyen Ali Özer, bunu özel bir güne denk gelmesine borçlu. İlk çalıştığım zaman patron bana Toto oynatmıştı. Gerçek bu yani. Toto'nun ne olduğunu da bilmiyorum. Bana soru sordu. Dedi ki işte Fenerbahçe, o zamanki takımlarla Beşiktaş her neyse. Bana dedi ki 0-1-2 söyleyeceksin dedi. Hangisini söylersen ben oynayacağım dedi. Ondan sonra sorular sordu. O arada bir soru geldi. Rusya, Türkiye dedi. O ne demek dedim. Dedi ki Rusya'nın Türkiye maçı oynayacak dedi. Hangisi 0-1-2 hangisinin galip gelmesini istersin dedi. Dedim ki tabii ki Türkiye'nin galip gelmesini isterim dedi. O zaman 2 olacak dedi. O zaman dedim 2 koy. Bir sene 1966, Türkiye Rusya'da, Rusya'yı 2-0 yendi. Oradan çok iyi hatırlıyorum ki sene 1966, o zaman terziliğe başlamıştım ben. Neredeyse bütün müşterileri Amerikalı olan Özer, müşterileriyle ilişkilerini çok önemsiyor. Kendisinin dükkanını açtığı tarihten bugüne 20 yıllık müşterileri var. Müşterilerim yabancı. Yabancılar da çok bir şeye çok önem verirler. Dürüstlük. Hani dürüstlüğe çok, yani açık söze ve dürüstlüğe çok önem veriyorlar. Seni dürüst gördüğü zaman senin peşini bırakmıyorlar. Nereye gidersen git senin peşinden, yani iş olaraktan bırakmıyorlar peşini. Benim buraya davet ettim bugün için. Bir müşterim vardı, yani ilk müşterim 1989'dan beri hala müşterimdi. Zamanım olmadığı için gelemiyorum diyerekten cevap verdi bana. Dükkanının yakınlarındaki Sony stüdyolarından birçok insanın kendisine geldiğini söyleyen Ali Özer'in her meslekten müşterisi var. Burada tamirat işi yaptığım için müşteriler işin önemini kavruyorlar, biliyorlar ne olduğunu. Çünkü çoğu yerde pek şey yapmıyorlar, memnun kalmıyorlar. Memnun kalınmadığı yerlere de getirirler bana işlerini düzeltmek için. Düzeltiyorum, düzelebilecek şekilde. Çok önemli müşterilerim var. Hani doktorlar, avukatlar, hani hakimler. Öyle büyük movie, televizyon ve de film starları yok ama öyle şeyler de var. Sony stüdyosu çok yakında. Yanımızda oradan çok gelenler var. Arkadaşımız Aykut bu hafta her yıl dünya finali Türkiye'de düzenlenen geleneksel Türkçe olimpiyatlarının Batı Amerika elemelerine konuk oldu ve yarışmacılar arasında dolaştı. Gelin bu heyecan dolu görüntüleri şimdi hep birlikte izleyelim. Eksiyon ekibimizle beraber sizler için Long Beach'teyiz. Downtown'dayız, binaların arasındayız. Ve arkamda gördüğünüz gibi Long Beach Performance Arts Center'dayız. Bu binada yarışmalar oluyor.
Bugün Exxon ekibimizle beraber sizler için biraz duygusal bir macera yaşayalım dedik ve Türkçe olimpiyatlarına geldik. Yani Amerikalı çocukların Türkçe konuşmasını, Türkçe şiir okumalarını vesaire, folklor dansı yapmalarını işte bu arkamızdaki binada göreceğiz. Gelin beraber izleyelim. Tabii bütün gün küçük küçük çocuklar içeride kalıp prova yapınca sıkılıyor. Öğretmenleri de akıllı olup güzel öğrencileri dışarıya getirip biraz da dışarıda prova yapıyorlar. Sonuçta çocuk bunlar içeride bunalmasınlar. Ama az sonra yarışmalar da başlayacak. Yani şunlara bakın. Amerikalı çocuklarla bir folklor ekibi var ve folklor ekibi burada daha yarışmaya katılmadan provasını yapıyor. Ama biz buraya geri geleceğiz. Diyorum ki şimdi bizim ilk adımımız soyunma odalarına gidelim ya da sahnenin arkasına gidelim. Bu küçük çocukların heyecanlarını ve streslerini anlamaya çalışalım. Hadi bakalım. Is this a mask? Is this part of the costume? No. Okay, I won't bother you. Senin adın ne? Adım Mustafa. Hadi be, adam Türkçe cevap verdi ya. Peki kaç yaşındasın? 14. Sen Türkçe'yi benden iyi de konuşuyorsun. So tell me, what is this outfit you're in? This is a Turkish folk dance. Well, let me see your hands. What's going on here? It's henna. It's henna. My gosh. Duyuyor musun? Biz korkmayız ondan bundan. What part are you doing in this competition? I'm gonna be doing a presentation on the state of Arizona in Turkish. In Turkish. Şunlara bakın ya, seyirciler var. Koca koca insanlar gibi oynuyorlar. Bir de bugün daha provalar. Yani şu an prova halleri bunların. Daha yarışma başlamadı. Yarın salon dolup taşacak. Bunlar provada. Şunlara bakın ya. Bana bakmayın artık. Bunlara bakın yani. Efsane gençler. Bir de Amerikalı bu gençler. Gel bakayım gel. Tell me, how was it? Good. Great. Did you guys have a good time? Is it exciting? Ben Türkçe biliyorum. Sen Türkçe biliyor musun? Aslanım adın ne senin? Ömer. Ömer, what's your name? Sarah. Sarah. Bakın benim bir şey dememe gerek yok. Ömer, Türk, Sarah, Amerikalı. İkisi Türk kıyafetinde. Ve az evvel ekran diyorum, sahnede şov yaptılar. Daha ne diyeyim? Good job you guys. Sera ile Ömer, çok memnun oldum. See you guys. Ve Long Beach'te, Güney Kaliforniya'nın merkezinde Türklüğü temsil ediyorlar ama Türk değiller. Yani Amerikalılar bunlar. Bilmiyorum anlatabildim mi, şu an biraz boş bulundum. Neyse biz yer değiştirelim, ben bir kendime geleyim. Amerikalı çocuklar folklor yapıyor yani. Biraz inanması güç. Amerikalı bir arkadaş elinde saz var ya. Bu Amerikalı bir çocuk. Yani Türkiye'de değiliz şu an, Amerika'dayız ve folklor yapılıyor burada. Hi. Oh, hi. How's it going? What's your name? My name's Hayden. Where are you from? I'm from Tucson, Arizona. Oho, ne oluyoruz ya? Biz arkadaşla konuşuyorduk. Wow. This is pretty amazing. Like, what do you, so how come you guys are dressed different and you're dressed different and you're dressed different? I'm the mom. You're the mom. Yeah. You're the mom, okay. You two are the mom. She's the one that gets married to... She gets married. So there's a story to the her dance. Father. Come here. And then come I'm here. The servant who So let me get this. Önce bir kadroyu anlayalım da. You get married to her in the dance. Is that the case? Oh, how cute. My little boy's all grown up. Okay, now, you're the mom. Yeah. You're the mom of all of them or just the no, few no, of them? No. You got a lot of kids if you're the mom of all of them. No. And you're the mom yes, too. I am. So you two are the mom. You're married to her. Well, I got a question for you. So you're the father. Şimdi bak, kadroyu anlayalım. Bu ikisi evlenen çift genç, zannedersem Ankara Halk Dans ekibi. Bu baba, babasın değil mi sen? Tabii. Bu da anneler. Şimdi I got a question.
why do you have this? What is this? And I can't, forgive me, I'm gonna imitate you. What is this? I'm angry and I chase him you out. Chase him. And then he chases and us. And oh, because I want to beat him down. Okay, so I get it. So he's the guy who wants to marry your daughter, and you're gonna beat him down. He doesn't. Yeah. Exactly. So what is it gonna take? What is it gonna take for you to let him marry your daughter? My dance moves. For me at the same time. So this is from Bilecik. Yes. Wow. Good luck, you guys. Thank you. You guys look very, very nice. Thank you. And you too. What's your name? Riley. Riley, are you excited? Yes. Well, you look all very nice. Do you have spoons too? Can I hear them? Oh, çocuklar aşmış ya. Türkiye'de gibiyiz. Thanks, guys. Evet. Evet. Türkçe de biliyorlar. Maşallah. Tell me where we are. Okay. Why are we here? What's going on here? Very interesting. This is my cousin, and her name is E.T. She lives in Las Vegas, and so her daughter is competing poem. And poem in Turkish. In Turkish? Yes. And she is, you know, her parents are from Ethiopia. Wow. But so she you're from Ethiopia? Yes. You live in Las Vegas? Yes. But your daughter is here competing, yes, reading a Turkish poem. Absolutely. For me, I'm extremely amazed. I'm also a mother of two 11 years old twins. And I say to myself, I was asking them to give me all information. I want to involve my daughters beyond just speaking English. They should speak Turkish. I took this, I say, I want to read about Turkey. I am in love with Turkey. Yeah. And I want to take my daughters maybe next summer to Turkey so that they can see and witness the beauty of Turkey. Why are you guys here? Support my daughter. How old is your daughter? 12. Where did you guys come out here from? San Diego. And she's from San Diego. And what do you think? Is your daughter singing, poem, dancing? What folk dance. Yeah. Folk dance. Yeah. What do you think? Your daughter is doing a Turkish folk dance. I mean, that's pretty cool. That's cool. Who would have thought? Yeah, it's pretty cool, you know? Did you guys know much about the Turkish culture before this? Not all, no. What do you think about it now? It's interesting. It's good. What can I say? That's right. There Thanks, you go. Guys. What are you guys doing? We are hemming. Emergency hemming. Emergency hemming. Yes. So, is this your daughter? Are you the teacher? My daughter. This is not my daughter. My daughter is here, though. Okay, but you're saying they're all my daughters. They all are, yes. Where did you come out here from? Sacramento. Yes. Sacramento. Yes. Wow. Yes. Görüyorsunuz, terzi olmak da marifet değil. Marifet bir şey yırtılınca o anda onu tahmin etmek. Ablamız Amerikalı ama eline almış iğneyi ipliği tamirde. 3 tencere bamya yerin pişince, 20 tas su içip biraz koşunca, her yana sökülür karnım şişince, sağlam gönek giymeyen doktor bey. Şimdi acımdan çoktan ölürdüm, sağ olsun komşular ediyor yardım.
bir kuzudan fazla yemem, söz verdim. Ayıp olur, cayamayan doktor bey. Karşıdan aldım lahana, duydum koydum zamana. Hiç ömrümde görmedim, böyle de cadı kaynana. Hiç ömrümde görmedim, böyle de cadı kaynana. Kaynana yeğeni yapmalı. Kaynak kazan atmalı, yandım gelin dedikçe, altına odun atmalı. Kız gelin dırdır etme, fazla ileri gitme, vakitsiz horoz gibi gece yarısı atma. Şş, bana bak Volkan Bey, artistik yapma, burada yanımda değilim diye, senin kim olduğunu bulurum yani. Söyle bakayım, bu müzikler ne durumda? Arkadaşı burada sokmuşsun sıkıntıya sahne arkasına, orada sen sahnenin tepesinde hem performansları izle hem de buraya emir ver. Kim bu, kim bu? Kim olduğumu göreceksin sen. Koptu, koptu. Volkan Bey koptu. Kim bu ya? Koptu, bağırıyor. Ortalığı karıştırmadan olmuyor işte. Merhaba Özel. Ya dayı, sana dönüş çağıracağım bir konu var da. Mesele danışmak değil yani. Mesele neyi kime danışacağını iyi bilmek yani. Bu benim meselem, derin mesele. Ezelden evvele giden meselem. Bu benim meselem, derin mesele. Dün bu programın provalarını çekiyorduk. Bugün de kazananlar arkamızda, jürimiz arkamızda ve bu kadar güzel bir organizasyonun bir parçası olmakla biz de gurur duyuyoruz. Ama bitirmeden bazı jüri görevlilerimizle de görüşmek istiyoruz. Niye kazananları seçtiler, niçin buraya geldiler, pazar günlerini böyle harcayacaklarını her yerde olabilirlerdi. Ama buradan iner inmez de bu güzel insanlarla sizler için görüşeceğiz. Pazar günü, yani dinlenme günüdür, her yerde olabilirdiniz. Niçin buraya geldiniz? Yani nasıl hissediyorsunuz? Benim hayatımda geçirdiğim en güzel günlerden gerçekten bir tanesi. 10 senedir yurt dışında yaşıyorum. Hiç bu kadar gurur duymadım Türk olmaktan. Kendi kültürümüzü bundan daha iyi tanıtamaz. Los Angeles konsolosumuzsunuz. Evet. Böyle bir organizasyona Los Angeles'ta katılıyorsunuz ve Amerikalı çocukların, Japon çocukların, Meksikalı çocukların Türkçe konuştuğunu görüyorsunuz. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Yani bir kere çok mutlu ve heyecanlıyız. Çünkü çok güzel performanslar. Çocukların heyecanını zaten görüyorsunuz. Çok güzel, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ben Los Angeles Başkonsolosu olarak. Bizim için gurur verici bir gün oldu bu. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayır, ilk defa böyle bir, yani üstelik jüri olarak. Evet. Yani ben çok zorluk çektim. Hepsi çok iyiydi. Hepsi süperdi çünkü. Şaşırtıcı yani. Evet. Hepsi, ben çok zorluk çektim. Evet, yani hepsine bir numara vermek istedim ama gönlümüzde tabii olmadı. Dünyaca ünlü sinema ve televizyon dergisi Hollywood Reporter'a göre dünyanın en iyi sinema okullarından biri olan Amerikan Film Enstitüsü'ndeydik bu hafta. Sizler için okul dolaşan arkadaşımız Kurt, okulun yetkilileriyle de hem tarihçeyi hem de okulu konuştu. Amerika, özellikle Los Angeles, dünya çapında ünlü sinema okulları ile biliniyor. Los Angeles'ın dünya ünlü sinema okulları arasında USC, UCLA, Chapman, CalArts, AFI gibi okullar var. Bütün bu isimlerin arasında AFI özel bir yere sahip. Dünyaca ünlü Hollywood Reporter dergisinin hazırladığı bir çalışmaya göre açılımı Amerikan Film Enstitüsü olan AFI, dünyanın en iyi sinema okulu.
Konservatuar olarak eğitim veren EFA'yı her sene dünyanın dört bir tarafından binlerce başvuru alıyor. Bu binlerce başvuru arasından da sadece birkaç kişiyi öğrenci olarak kabul ediyor. For the first year Cyclofilm, you get $4,000 to shoot your film. That does not include your all the stuff that you're getting for free. So you're getting all the equipment to shoot it with, all the sound, all the editing, post facilities. For the thesis film, you get $13,000 to shoot your thesis, and you can raise more money for that. So you can raise up to $65,000. Here, we're looking for someone who knows they're a director and has some work as a director and wants to take that work to the next level. You know, we provide them with funding, we provide them with equipment, with insurance, with a SAG contract. Konservatuardaki bölümler 2 yıl süren master eğitimleri veriyor. Master eğitimi için daha çok sektörde çalışmış, tecrübe sahibi başvuru sahipleri kabul ediliyor. Bölümdeki öğrencilerin yaş ortalaması 27. I'm Stepan Ayinchik and I'm an international student from Ukraine studying theater in Connecticut. And what did you think of the tour? It was lovely. It was lovely. We saw all the facility and where people work, where they produce their films and everything. It was fantastic. I love the facilities. They're not big and grand like you'd think. They're not like this big, scary place. It's like, here's our little editing studio. Here's this other little studio. It's really small and quaint and kind of cute. So what do you want to be when you grow up? I want to be a director, a film director. Well, that's great. And you think it seems to be affordable? That's something you definitely have to plan and consider extensively before you get here. Because you definitely have a spot, but you have to work for it or know people that can get you there. That's true. Definitely in this town. Now there are six disciplines. So it's producing, directing, screenwriting, cinematography, production design, and editing. And each discipline kind of has a different... You apply specifically to that discipline. 22-year-old female director from Japan is going to have to work with the 42-year-old cinematographer from Oklahoma. And how do they communicate? And how do they make a film together? And that's real world, because when you go on a job, you don't know who that team is. So that's what we do. And that's one of the great things about AFI. It's our post-production building. So we have 15 rooms here that are AVID stations. Only the editors are allowed to edit physically. Sometimes directors are really into editing their own films. That's really not what's happening here. It's much more of a professional environment where you sit there and you watch the cut with your editor and you start to give notes of what works, what doesn't, and then you walk away, ideally, and have the editor do their thing. It's the production design place of building flats and putting things together for the stage and also for locations. Yeah, we've had everything here. We've had a Chinese restaurant, we've had an elephant, we've had a hospital, whatever you're coming up with. We go by this hallway and get out. I just want you to take a small peek at one of our very typical editing rooms, which is in here. So it's much smaller, as you'll see, but it's very cozy, and this is really where the editors spend like most of their lives. So, okay. Okay, so this is the MGSR, it's the Mark Goodson screening room, and unfortunately they have a thesis preview in there right now, so I can't let you guys in. In here, there's two of our most important classes that go on here. And really, the heart and soul of AFI is something called Narrative Workshop. Narrative Workshop is where you first present your cycle project to your whole first year. This is where your baby gets really shown for the first time to everybody. Most of the time, like 50% kind of know what you're working on because they've either been on set, so you've talked to them about it, but a good 50% have no idea.
And so you really get a great first impression of what's working with your film and what isn't. Amerikan Film Enstitüsü bu okuldan mezun olmuş dünyaca ünlü filmleriyle tanıdığımız usta yönetmenleriyle de biliniyor. You have to choose which one you'll follow. Geçen sene Cannes Film Festivali'nde en iyi film ödülü alan, hiçbir ödül törenine katılmayan Terrence Malick, karışık filmlerin yönetmeni David Lynch, artık herkesin bir genç usta olarak andığı Darren Aronofsky, bu okuldan mezun olan sinemacılardan sadece birkaçı. Ticari sinemanın merkezi Hollywood'a mezunlar veren enstitü, bağımsız sinema ve dünya sineması ile ilişkisini de düzenlediği uluslararası prestije sahip film festivali ile sağlıyor. Her yıl dünyanın dört bir tarafından onlarca filmin gösterildiği festival, sanat çevreleri ve Amerikalı izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediyor. Geçtiğimiz yıl festivalde Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da filmi de gösterildi. 20 senedir polisim de. Ne tipleri gördüm. İnsan mı, hayvan mı anlayamazsın. İnsan değil misin oğlum? Allahsız mısın? Hacı, hacı. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bizleri internet sitemiz www.exo.tv adresinden ve Twitter hesabından takip edebilir, değerli görüş ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Programımızı harika bir doğa ve şehir resimleriyle, görüntüleriyle dolu Kaliforniya'da Bir Gün adlı video çalışmasıyla kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.